Hadi gelin biraz da Amerikan uzunluk birimlerini konuşalım. İnsan boyutunda düşünecek olursak, Amerikan ölçü sistemindeki en yaygın birim foot'tur. Foot, İngilizce ayak demek. Çoğulu feet oluyor. Bu sözcük vücudumuzda bulunan ayaktan geliyor. Bir ayak, bir foot, iki ayak, iki feet olarak düşünülmüş. Ama herkesin ayakları aynı boyda olacak diye bir şey yok. 1 foot uzunluk ortalama 1 ayak boyundan birazcık daha uzun bir mesafeye denk geliyor. Yani ayakları gerçekten 1 foot uzunluğunda olan insanlar da yok değil. Amerika'da insanların boylarının feet cinsinden söylendiğini duymuşsunuzdur. Belki filmlerde falan. Mesela 6 feet ortalamadan biraz daha uzun bir insanın boyu olabilir. Örneğin buradaki bu beyefendinin boyu ortalamanın biraz üstünde ise 6 feet olabilir. Ve bu aynı zamanda yaklaşık olarak kol açıklığına da eşittir. O halde 6 feet, aşağı yukarı bu uzunluktur diyebiliriz. Biraz daha küçük cisimlerin boyutlarını ölçmek için de, bir foot'tan daha kısa mesafeleri, mesela ayağı oluşturan kısımları ölçmek için inç birimini kullanırız. Yani inç birimini kullanıyoruz. Foot'la inç arasındaki ilişki şöyle. 12 inç, 12 inç eşittir 1, eşittir 1 foot. Mesela buradaki fareciğin boyunu inç cinsinden ölçmek mantıklı olur. Yani bu ölçekte 1 inç, gerçi faresine göre de değişir ama aşağı yukarı böyle bir uzunluk olabilir. Bu birim aynı zamanda insan boyu gibi uzunlukları ölçmekte de kullanılır. Çünkü çok az kişinin boyu foot cinsinden bir tam sayıya karşılık gelir. Genelde kesirli bir foot değerine eşittir. Mesela benim boyum 5 feet 9 inç. 9 inç. Bu bazen şöyle de gösterilir. 5 yanına bir kesme işareti koyuyoruz. Tek kesme. 5 feet 9 inç bu da bir tırnak işareti veya iki kesme işareti yan yana. Bu, bir alt birime iniyoruz demek. Bu kısım, inç kısmı oluyor yani. Şimdi, mesela insan boyutundan daha büyük uzunlukları ölçmek istersek, bunun için de bir birimimiz var. Bunlardan biri, yard. Bir yard, 3 feet'e eşit. Ve 3 feet'te, 1 foot 12 inç olduğundan, 36 inç demek. Birçok farklı alandaki uzunluk ölçümleri için bu birim benimsenmiş. Ama en yaygın kullanıldığı alan Amerikan futbolu. Federasyon onaylı bir futbol sahasında gol bölgeleri arasındaki uzaklık tam olarak 100 yardtır. Ne yazdığımı göremiyorum ki. Tam olarak 100 yardtır. 100 yard bu mesafe. Yani mesafe bu. Burası gol bölgeleri arasındaki uzaklık. Bundan daha da büyük mesafeleri ölçmek istersek mil birimine başvurabiliriz. Mil birimini kullanırız. Bu arada tüm bunlar çok eski birimler. Binlerce yıl öncesine dayanıyor. Okuduğum makaleye göre mil antik Romada bile kullanılıyormuş. Bu terimin bilinen ilk kullanımı o çağa aitmiş. Bin anlamına gelen mili ön ekiyle aynı kökten geliyormuş. Bir Roma askerinin bin adımına eşdeğer uzunlukmuş. Günümüzde ise bir standart mil tam olarak 5280 feet'e eşit. 5280 5280 feet. İnç olarak karşılığını merak ederseniz 12 ile çarpabilirsiniz. Milin büyüklüğünü gözümüzde canlandırabilmek için bu İstanbul haritasına bakabiliriz. Giriş çıkışlarını da dahil ettiğimizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaklaşık 1 mil ediyor. Bakın, 1 mil bu kadar. Köprüden biraz fazlaca. Yani çok büyük mesafeleri ölçmek istersek bu şehrin bir noktasından diğerine olan mesafe olabilir. Şehirler arası mesafeler olabilir. Dünyanın çevresi olabilir. Hatta Ay'ın dünyaya uzaklığı bile olabilir. Bu tür mesafelerin mil cinsinden söylendiğini duyabilirsiniz. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık için bile 93 milyon mil denir. Ama mesela bir arsanın veya bir futbol sahasının boyutlarını ölçmek için yard daha uygun bir birimdir. Eğer insan boyu ölçeğinde bir uzunluktan bahsediyorsak, insan boyu diyorum ama biraz daha büyük uzunluklar için de kullanılabilir bu. Mesela bir binanın yüksekliğini anlatırken hatta yine bir arsanın boyutlarından söz ederken insanların uzunlukları feet cinsinden verdiğini duyarsınız. Mesela bir ayağın kısımlarını veya bir foot'tan daha küçük uzunlukları anlatmak için de inçten faydalanırız.